Aydın'ın İncilova ilçesi Sınırteke mahallesinde pamuk üretimi yapan Murat Şayık, geçen sene ile bu sene pamuk fiyatının aynı olmasına tepki göstererek yetkililerin çözüm üretmesi gerektiğini belirtti. Yoksa önümüzdeki sene bu arazilerin boş kalacağını ifade etti. Aydın'da hasadı başlayan beyaz altın pamukta, üreticiler fiyat ve verimden şikayetçi. Aydın'ın İncirliova ilçesinde pamuk tarımı yapan Murat Şayık, devlet su işleri tarafından iki kez sulama suyu verilmesi sebebiyle pamuklarının zarar gördüğünü ve geçen yıl ile aynı fiyata satış yaptıklarını belirterek bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bu sene pamukların halini görüyorsunuz zaten, pamuklar kısa, verim yok, 200 kilo, 250 kilo böyle geziyor pamukların verimi. Hadi susuzluk tamam var dedik, susuzlukla ilgili sorun var. Fiyatla ilgili sorunumuz var. Cuma günü aradım tüccarı, kaç para alıyorsunuz pamuğa diye soru şey yaptım, böyle sordum. 24 lira demişti pamuğa. Şimdi bugün hasada girdik, sabah aradım 22 lira. Pamuğu 22 liraya sattık pamuğu. Yani şimdi geçen yıl pamuğu 22'ye satıyoruz. Bu sene 22'ye satıyoruz ama mazotu geçen sene 18 liraya aldık. Gübreyi 200 liraya aldık. Her şey %150 ile gitti ama bizim şeyimiz böyle. Ne bizi soran var, ne odalar soruyor, ne bir şey kooperatifler sahip çıkıyor. Devlet öylesine, hükümet hiçbir şey yok. Her şeyi başıboş bir durum duruyor yani. Kimse hiçbir şey. Yani hiç kimsede bir şey yok. Şayık, artan maliyetler ve çiftçiye destek çıkılmaması durumunda seneye tarlaların boş kalacağını belirtti. Ben 450 dekar falan pamuk ekiyorum ben. Yani küçüleceğiz artık, yani üretmeyeceğiz. Yani bu iş böyle olmaz yani. Böyle sahipsizlik olmaz. Fiyat aslında 35 lira olması lazım. Ya 30 liraya bile biz şeydik yani. Hani kabullük yok. Tarihli bir açıklama yapma. Pamuk oraya depoya gittiği zaman ille yok nem var, yok şu var, yok bu var. Daha da fiyat geri çekiyorlar. Bir sahipsizlik var. Yani kimse çiftçi şu an düşünen yok yani. Üretmeyeceğiz. Üretmeyeceğiz ya. Bunu ben hep söylüyorum yani. Yani bu sene üretmeyeceğiz ya. Birileri çıkıp bir şey demesi lazım yani. Bu böyle olmaz. Ve seneye ekilmeyecek bu tarlalar. Yani göreceksiniz yani, ekilmeyecek. İncirliova Osman Bükü Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, pamuk tarlalarındaki verim kaybının çok büyük olduğunu belirtti. Gördüğünüz gibi pamuklar çok kötü. Bu sene barajlarda su seviyesinin düşük olmasından dolayı sulama birlikleri iki kat sulama suyu verdi. İki kat sulama suyunda işte görüldüğü gibi pamuğumuz çok kötü oldu bu sene özellikle. Bu pamuk ekiminde geçen seneki kötü gidişatı bu sene kurtarırız diyerek pamuk ektik. Pamuk iyi olacağı söylendi ama maalesef şu anda pamuk çok kötü. Girdi fiyatlarımız çok yüksek. Girdi fiyatlarımız maliyeti inanın karşılamıyor. Girdi fiyatlarımız yükselince sattığımız pamuk maliyetimizi karşılamıyor. Ancak devletin düzgün destekleme politikasıyla bunun çiftçi olaylar ve devlet hep beraber, hep birlikte altından kalkabileceğimizi düşünüyorum. Verim müthiş kayıp var. Şimdi bu adam burada 500-600 kilo pamuğu beğenmiyordu. Geçen sene bu tarladan alınan mahsul 580 kilo. Ama şu anda 250 kilo doldurmayacak pamuk. 200 kilo. Mazot fiyatlarındaki farktan şikayet eden Şahin, yat sahiplerine KDV'siz mazot verilirken çiftçilerin çok daha yüksek fiyatlar ödediğini dile getirdi. Yatlara verilen mazotun çok ucuz olduğunu söylediler. KDV'de muaf 30 bin lira aldıklarını söyledi. 30 lira aldığını söyledi. Şu anda biz 43 lira, 45 lira mazot alıyoruz. Yatçılar 30 liraya alıyor. Örneğin bize mazot desteklemiz bu şekilde yapılması lazım. Gübre desteklemiz keza aynı gene bu şekilde yapılması lazım.